Bence buradan bunu girelim. Ne diyorsunuz? Yok ya, zaten yay alacağız. Bu da var. Böyle bu. Koçluğu bırakınca ne yapmayı düşünüyorum? Yani yayıncılık vesaire denerim. Baktım hiç olmuyor. Yani yapamıyorum. Giderim, çalışırım. Ne yapacağım? Gül cemalimi göreceksiniz. Aa, karşımızdaki arkadaş Türk. Bana atması bu arada bu skilleri çok problem değil. Hatta iki tane Q attı. İkisi de boşa şu an. Çünkü canımı her türlü dolduruyorum. Adam bir level Q atıyor bana. Hiçbir şey ifade etmiyor. Hemen şöyle gelelim. Şuraya bu totem. Şimdi bu wave'e dokunmayıp kendi üstüme almaya çalışacağım arkadaşlar. Yapabilecek miyim? Orası ayrı konu da. Ya yapabilecek miyim derken. Adamı kesebilecek miyiz bakalım. Şimdi bu wave her türlü bana gelecek. Adamda ignite var. Teleportu da yok. Adamı bayağı kötü duruma sokacağız bu arada. Sadece bir tık şey yapmam lazım. Kırpmam lazım. O kadar. Şimdi wave de geldi. Şu an koridor bayağı güzel yerde. 4 level olmayı bekliyorum bu arada. Oha. What was that? Tamam, her türlü lifesteal'imizi yapıyoruz zaten de. Bak normalde mesela bu adam burada oynarken ben az önceki damage'i yememem lazımdı. Hiç beklemiyordum. O trade'i attırmasam adama, yani yemesem. Az önceki trade'i yemesem adamın oyunu bitirmiştim var ya. Tamam, burayı da ittirdik. Baya güzel oldu. Arkadaşlar, Kasadin's Creed analizi gelecek. Yazdım kendisine. Konuştuk da tamam dedi. Hani güzel bir maç çıkartmasını bekliyorum. Gelecek, hepsi gelecek. Şimdi arkadaşlar, Johnny geliyor mu bu hafta sonu? Gelecek inşallah. Bir aksilik çıkmazsa. Şimdi bakın. Ulan adamı yendim, şöyle yaptım, böyle yaptım deyip agresif şu an direkt üstüne atlamak diye bir şey yok. Koridora bakın. Bu koridor bize gelecek. Adamın flash'ı yok. Yavaş yavaş oynayıp bu adamı yenmeye çalışacağız. Hiç böyle inanılmaz agresif oynamamıza gerek yok. Bak ta şuradan E'ye şu atabilirim. Tamam, pushlamayacağım orayı. Şimdi adamla güzel bir takas attık. Şöyle bir Q atalım. Şu Mage Minion'ların ölmemesi önemli. İnşallah ölmezler. Aynen, güzel. Q'yu böyle değil. Buradan atacağım ki şuna da çarpmasın. Bir şey diyeyim mi? Ona Q atmaya gelirken atsaydım ulti ölmüştü adam. Kötü oynadım. Bu arada orada ultinin çarpması bir şey ifade etmiyordu. Adamın yanına gitmem önemli olan. Of, efsane oldu. Koç osurdum merkez neden cam açtı işi diyor ya, Allah'ım yarabbim. Ah var ya, yemin ediyorum dayanıyordum ha. Dalmayacağım adama ya. Aha. Şu plate'i alırız herhalde ya. Hemen dön 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 dön. Şu ward bir tık daha geride olabilirdi. Arkadaşlar bugün tryhard mod. Tamam, şu an bayağı güçlüyüz. Şimdi arkadaşlar bakın. Master Yi ve Kasadin beni artık kolay kolay kesemez. Özellikle de Ignite'ları yokken, Ignite'larının timingini almadım. Ama şey yapmam gerekiyor. Yani böyle Ignite'ları varken biraz safe takılıp. Tamam, burada şimdi şekil yapmaya gerek yok. Bir tık geri çıkalım. Şimdi lifesteal'im var zaten. Acele etmeme gerek yok. Adamı sürekli yeneceğiz zaten bak. Hayvan gibi can dolduruyoruz gördüğünüz gibi. Full HP olduk. Bir tık geri çıkacağız bak. Buraya gelebilirler. Şu an Tarik burada. GP burada. Bir sıkıntı yok. Tamam, devam. Hemen şöyle gelelim. Burası var mı? Yok.
Totemimizi kıralım. Ultimiz de geldi. Flash'ımız da var. Rakibimiz base attı büyük ihtimal. Biz de plate alacağız. Şu an base de atabilirdim. Ama rakip falan jungle mangle görüyorum ya. O yüzden kuleye vurmak daha iyi ki geldiği zaman da ölmeyeceğim zaten. Hatta düzgün oynarsam ben bunların ikisini de harcarım. Şöyle üst taraftan doğru kaçacağım. Şuradan tekrar geri geleceğim zaten. Şuradan kaçmayacağım çünkü mastery gelebilir şuralardan. Hiç gerek yok. Tamam, şimdi base atıyoruz. Canon wave değil ama çok erken pushladığım için bir base atabilirim. Şimdi çünkü bak şunu alıyorum. Yanına da bir tane kritik eşyası daha alacağım. Bayağı güçlü olduk şimdi. Bu arada şu an Cassidy'nin bota gitmesi bayağı kötü onun için. Ben yokken wave'i pushlayabilirdi. Bizim jungle Shaco tank kasıyor. Tamam ya, biz bu oyunu yeneriz. Bizde iki tane front var. Oğlum ne kadar hızlı vurup kesiyorum lan jungle'ı falan. OP. Hemen şöyle side lane'e doğru bir adım adım ilerleyelim. Ejder aldıralım takımımıza. Şurada bekleyeyim de Cassidy'nin falan gelemesin. Mastery tapta. Kuleye vuramam şu an ya. Oo, Kai'Sa gitti. Oto'yu şeye vurdu. Taric'e vurdu. Mastery tapta. O yüzden buradan devam ediyorum ben. Vuruyorum. Şu an Vayne de ölü. Buraya gelebilecek hiç kimse yok. Mastery burada. Cassidy'm burada. GP var bir tek. GP'de az önce tapta gördüm ama. Benim Q'lar tutsa adam ölecekti lan. Vallahi Q'ları tutsam kesmiştim onu. Aha, yakalayın onu. Ben base diyorum. 3000 gold oldu. Direkt base atalım. Of, efsane güçlü olduk bu arada. Efsane güçlü olduk. Bakalım nereye gidiyoruz. Şöyle tapa doğru çıkalım. Tapta wave kaybedeceğiz çünkü gitmezsem. Dragon yok zaten. Şuraya bir totem atabilseydim iyiydi aslında da. Baksana oğlum bu ne? Bu nasıl bir hasar? Aha geldim. Kesin lan onu. Yone'ye kesin nerf lazım canım hani. Onu zaten tartışmanıza gerek bile yok yani. Abi düşünsenize bir AD karaktersiniz ve aslında AD değilsiniz. Bilmiyorum biliyor musunuz ama 3. oto atakları falan hero'nun yarısını AP vuruyor. Corki gibi. Sen Fetch'in ne nerf'ü? Tamam reis sen öyle diyorsan doğrudur. İkinci pardon aynen ikinci. Abi çok güzel ya. Baksana bak tık tık. Çok OP oğlum. Vallahi çok OP. Usta damage'i de çok kırılgan. Abi kırılgan olmayan orta koridor şampiyonu yok ki yani doğru düzgün. Mesela önceden Cassidy'in falan böyle tank oluyordu. Ama artık o da yok çünkü asırlık sopa alamıyor adam. Cassidy'in o yüzden de aslında biraz düştü yani. Adamın asırlık sopa almıyor. Şu an herhangi bir AD şampiyona karşı oynayamaz ki asırlık sopasız bu adam bak. 1600 canı var oğlum. Direkt tek yer yani. Yalnız takım intlemeye başladı. Takıma yardım etme zamanımız geldi. Baksana oğlum adama iki tane ototak attım. Adam öldü lan. Oğlum oha ya. Çok fedim gerçi de. Bence de neşe alalım ya. Ne yapıyorsun Cassidy? Güzel int. GP teleport attı bu arada. Nereye attı bilmiyorum. Ben şuralarda bekleyeceğim. Abi nasıl gelmezler buraya ya? GP şimdi burayı adamlar baron alıp base atmıştır diye pushlayacak. Aynen öyle. Lan oraya mı çarptım cidden? Ah! Yemin ederim hero'yu kaybettim. O yüzden öldüm. Bayağı kötü oynadım burayı. Flash neydi anlamadım. Flash çok kötüydü. Oğlum,
Vayne şuradaydı. Ben Kassadin'e ulti attım. Bench'e ben dönüp Taric'e vurmam lazımdı. Taric'e vursam Vayne burada olduğu için Vayne bana vuramadan ben Taric'i kesecektim. Evet, perfect senaryo Taric'e vurmak. Dün turnuvada flashlara laf atıyorduk. Harbiden öyle oldu. Neyse, Dragon'u alacağız şimdi. Şuradan da pot alalım. Adamları doğradım lan. Adamları var ya. Kılıçtan geçirdik, kılıçtan. Cüneyt Arkın misali. Adamlar karnı yarık oldu. Şu an var ya, Ocean Soul var. Adamlarda ağır yara item bir tek GP'de var. Bende Bloodthirster artı Immortal Shield Bow var. Yani hayal edemiyorum yapacağım lifesteal'i. Öyle bir oynayış yok bu arada. Öyle bir oynayış yok da. GG. Well played. Adamları Kevgir'e çevirdik bu arada. Koç artık Yone main olursun. Ya biz zaten Yone'yi bence kötü oynamıyorduk. Sadece kötü matchup geldiği zaman Yone'yi jungle'sız oynamak çok zor.